Oracle Server ve Oracle Instance nedir? Bunları inceleyeceğiz. İlk önce Oracle Instance ile başlayalım. Instance dediğimiz kavram veri tabanı için memory yani hafıza yapıları ve arka plan background process dediğimiz yapıları, arka planda çalışan hizmetleri bir arada durduğu yapıyı anlatmaktadır. Her veri tabanı için bir instance yaratılır. Veri tabanı kapatıldığında instance da kapanır. Yani instance database yani instance veri tabanı ve prosesler, arka plan işlemleri, prosesler işlemler demek, işlemler için birleştirilmiş yapıyı oluşturur. Yani her oluşturduğumuz veri tabanı için bir instance oluşur ve buna veri tabanı oluştururken farklı bir veri tabanı oluşturacaksak ona farklı bir instance adı vererek o instance isim, instance name ile ulaşılır. Bu şekilde farklı yapılarda farklı veri tabanları kullanılmış olur. Tabii ki Oracle'da veri tabanı farklı bir kavram. Tablespace mantığı var. Yani bir SQL Server'daki gibi değil buradaki veri tabanı kavramı. O yüzden burada genel bir ilk kurulum sırasında verdiğimiz instance adı olarak düşünebilirsiniz. Mesela bizim Enterprise kurulumumuzda ORCL instance'ın adı ORCL idi. Oracle Server ise bütün veri tabanı dosyaları, arka plan işlemleri ve diğer yapıların bir arada durduğu sistemin adıdır. Server bir veya daha fazla veri tabanı birlikte tutar. Yani instance'lardan oluşan, veri tabanlarından oluşan komple genel yapıyı bir arada tutan yapıya Oracle Server denir. Yani sunucudur bu. Tüm hizmetleri tek bir yerden yönetilmesi, tek bir isim altında toplanması diyebiliriz buna. Oracle Server'a.